Efendim? Hadi. Zemin. Yemin. Sakin. Kin. Kinin. Kahin. İrin. Hazin. Hadi oğlum. Ulan daha çok var be. Hay Allah, sonu inle biten bulmak çok zor. Bir de şair olacaksın. Estağfurullah, şairsizsiniz. Yazıyorsun ama. Sayenizde, biraz işte. Aşk zor sanattır, bilirim. Semiha nasıl? Gayet iyi. Oku bakayım bir aşk şiiri. Sabah sabah. Allah Allah. Ulan aşkın sabahı akşamı olur mu oğlum? En son yazdığımı okuyacağım. Oku. Yürüyorum yollarda, kolumda sevgilim Semiha. Gözlerim dolu dolu, sevda sarmış tüm ruhumu. Neyse biz oyuna devam edelim daha iyi. İl. Fil. Estağfurullah. Gafil. Kefil. Vakit kazanmak için yaptığını sanma. Bırakalım isterseniz. Yok yok, kurtulamazsın elimden. Rezil. Zil. Mendil. Dil. Aferin, katil. Azrail. Bugünlerde merak ettiğim tek şey. Aman Allah gecinden versin. Yok yok, ne menen bir şey olduğunu gerçekten merak ediyorum. Size görünemez. Neden? Görünse bile karşınızda süt liman olur. Eski Azrail olsa belki ama şimdi onun da huyu bozuldu. Ani ve acımasız çalışıyor. Birdenbire bum. Onu ne görebiliyorsun ne duyabiliyorsun. Sanki hayatla oyun oynuyor ölümüne. Tam 2 saat sonra gel al beni, sakın unutma. Aman efendim, ne zaman unuttum. Kaç yıldır taşıyorsun beni? 8. İlk bir işinizde sizi tanımamıştım da beni azarlamıştınız hani. Fena mı oldu? Şimdi memnunsun. Bazı tanışıklıklar insanın başına bazen büyük belalar açabilir ama. Sizden ne bela gelebilir ki? Belli olmaz oğlum. Hayat bu. Çekiverirler bir pisliğin içine, hapışır kalırsın. Unutma. 2 saat sonra. Bugün gazetedeki yazınızı okudum. Beğendin umarım. Şiirler daha güzel. Şşş. Alo, yürü hadi, yürü. Merhaba kızlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kemal Bey. Size son yazdığım şiiri okuyayım mı? Ben bu illete 20 sene önce yakalansaydım böyle kitap imzalatmakla kurtulamazdım. Görevli hemen kovardı sizi. Bok kovardı. Bugün hiç iyi değilim doktor. Bir bakalım. Levent'e lütfen.
tarzı bilmez. Esnaf tarzı bilmez. Kumarcı karısı bilmez. Bilmez, bilmez. Çalgıcı karısı bilmez. Esnaf karısı bilmez. Kumarcı karısı bilmez. Bilmez, bilmez. Müsait verdi, indiriver koçum. Taksi. Ne acayip iş ya. Efendim? Taksicilik abi, çok acayip bir iş. Biraz önce biri kadın olarak bindi arabaya, erkek olarak indi. Sihirbaz gibi vallahi. İnsanlar sapıttı, sapıttı. Abi Allah'tan geceleri çalışmıyoruz. Karanlıkta götü kaptırırsın da ruhun duymaz vallahi. Abi özür dilerim, benim randevulu bir müşterim var. Sizi daha fazla götüremeyeceğim. Kardeşim bunu baştan söyleseydin ya. Fik tıkanmış abi, lütfen. Kemal Yılmaz'ı alacağım. Kimi? Kemal Yılmaz abi, tanımıyor musunuz? Ünlü şair yazar. Ne yapacaksın şairi? Ben sana ücretin iki katını veririm. Sen beni götür. Beyefendi lütfen, ben bu trafiğe girersem randevuma yetişemem. Manyak ya, millet iyice sapıttı vallahi. Şairmiş, kim siker bu devirde şairi? Gözleşik. Hay Allah'ım, sabah sabah. Çabuk ya, hemen sabah mı oldu? Ya bu kadar yerletme orası. Otele çek. Hadi kardeşim, hadi. Yürü yürü. İn ulan aşağı. Ne oluyor ya? Memlekette demokrasi var be. İmdat, polis. 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 Şu anda ki yapabiliriz. Bir tanesi sevecek miyiz memlekette be? Sıçarım ulan. Demokrasi istiyorum ulan. Hastane odasında ölecek adam mıyım ben be? Ama Kemal Bey... Her gün gider gelirim, yine de kalmam burada. Hadi yarın yine aynı saatte görüşürüz. Artık hastaneye yatmam gerektiğini söylediler Metin. Sanırım Azrail çok yakınımda. Size bir şey olmaz, korkmayın. Ne korkmasın? Gözüm arkada kalacak, ona inanıyorum. Birlikte rakı içip sohbet ettiğim bunca dostum, meslektaşım... aşağılık bir kurşuna plastik bir bombaya kurban gittiler bu memlekette. Hepsi birer sokak tabelası oldu. Hiçbirinin faili bulunamadı. Lan birinin, hiç değilse birinin failini bilseydim. Öğrenemeyeceksen benim yatakta ölmemin ne anlamı var? Kör bir çıkmaza da Kemal Yılmaz sokağı desinler, olsun bitsin, ne çıkar? Allah keşinden versin. Hem ölenle ölünmez ki. Şu dünyada biraz fazla kalmanın ne zararı var? Hayat çok güzel. Hayatı güzellikleriyle yaşamana izin veriyorlar mı peki? Ne fark eder? Yaşamak gibisi var mı abi? Yok tabii. Ama sorun nasıl yaşamayacağım? Fare gibi korkarak mı, insan gibi özgürce mi? Yarın hastanede işim bittikten sonra otele götürür müsün beni? Tabii. Şiirlerimi yazdığım odayı son bir kez görmek istiyorum. Nasıl geçti bugün? Hiç, aynı. Sen ne yaptın? Çalıştık işte. Kemal Yılmaz ölmek üzere, biliyor musun Semih? Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmamış. Ona mı kalacak? İyi de insan kabullenemiyor işte. Keşke onun gibi olabilseydim. Ölümle dalga geçiyor adeta.
Bugün doktoru kovaladı. Geçen yılda savcıyı kovalamıştı. Hapis cezası var ama hasta diye ha babam tecil edip duruyorlar. Bu da hazmedemiyor tabii. Sürekli hapishaneye gidiyordu beni içeri atın diye. Bu gidiyor savcı dışarı atıyor. Bu gidiyor savcı dışarı atıyor. Ne o? Devletin itibarı zedelenirmiş. Babam habire ne zaman evleneceğimizi soruyor. Ya yapma be kızım ya. Buzdolabının taksidi daha yeni bitti. Televizyonun taksidi var, büfenin taksidi var, bu arabanın senetleri var. Ölme eşeğim ölme. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Geçti. Hala öldürenler bulunamıyor. Sizce kim öldürmüş olabilir ya da kimler öldürmüş olabilir? Kim öldürdü? Neden öldürdü? Bunlar önemli mi? Bu bir oyun. Sana tamamen katılıyorum. Özür dilerim sesim çok kısık ama bu oyunun oynandığı hepsi tarafından biliniyor. Ve siyasi iradenin bunun üstüne gitmesi lazım. Bence siyasi irade. Halkın iradesi. Sonuçta siyasi iradeyi belirleyen de halkın iradesi. Ya o halkın yüzyıllardır arası bellenmiş. Ne iradesi? Cumhuriyete, otorite korkusu altında derdini bile anlatamayan yoksul bir halkın iradesi. Önemli olan bu. Olsa olsa ev idaresi olur, geçim idaresi olur. İradeymiş. Adalet varsa... Alo. Ha, merhaba kız. Paylaşım varsa... Yiyorum, yiyorum. Oynanacak oyunların hepsi... Tamam da fazla geç kalma. Aslında siyasi peki, doğru yolun içinde halkın iradesi de doğru yolu bulamıyor. Hiç televizyon seyrediyorum. Onlara sunulan tamam canım, görüşürüz. Haline geliyorlar. Zaten meselenin önemli bir kısmı da buna yatıyor. Galiba işte burada da en önemli noktaya geliyoruz. Onun için düşünceyi dile getirme özgürlüğü. Ver bakalım şunu. Buyur abi. Abi yeter, batıracağım ben. Neyin nişancısı? Al bakalım. Sağ ol abi. Olmaz. Ne var nişanım? Olsun, babam kızar. Sadece koluna girmeme izin var. Buyursunlar hanımefendi. Dalga geçme. Müsaade ederseniz evinize kadar refakat edeyim. Olmaz. Lütfen beni bu zevkten mahrum etmeyin. Olmaz. İyi de neden? Çünkü babam kızar, salak. Hay babana. Neyse. Yarın yine aynı saatte, tamam mı? Anla artık lütfen. Evlenmeden hiçbir şey yok. Ya bir öpücükten ne çıkar? Yanaktan. Eyvah, maçı unuttum. Gol! Gol! Gol!
Türkiye! Baba, kaç kaç kaç! 2-0! 2-0! Hit be! Türkiye be! Aslanlar be! Koçlar be! Türkiye! 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 Türkiye be! Türkiye! Türkiye! Onlar da kamuoyu nezdinde herhalde. Baba, baba, hadi yatağına. Yarın sabah beni erken kaldır, hastaneye tahlile gideceğim. Olur. Yavaş, yavaş. Yemek mutfakta. Sağ ol anne, yedim ben. Yakalandı ve ben öldürmedim. O zevkten öldü dedi. Bir kahvehane bilinmeyen kişiler tarafından tarandı. Şu anda İspanyol birisiyle beraber. Önde zeytin ağaçları, arkasından. Geri de bizzat hayvanseverler. İşte İstanbul'da sokak köpekleri. Sakalı! Kimlerle tutsa daha iyi anlaşır bence. Bana dökülmedik dilleri. Neyle? Ya, ya. Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladı. Kış sulu. Değirmen misali döner basın. Sevda. Türk mü yoksa Alman mı seçilir Ramazan? Kamera var arkadaşım. Almandan ya da kullanmış. Ben buna Ramazan izinleme Günaydın canım. Günaydın. Sen de kimsin? Ben Şeker. Şeker Hanım, çok erken gelmişsin ya. Geç bile kaldım. Neden? Saat kaç? 9:30. 9:30 mu? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hayda. Aslı nerede? Bilmem. Uyandıracaktı beni, unuttu yani. Anası kırıldı, ne olacak? Şit! Ha, geç kaldım, geç kaldım. Kendine hayrı yok ki. Bana olsun. Hadi beni uyandıracaktın. Ben mi? Yok dedem. Ah, babacığım gazeteyi arar mısın? Arayamam, benim acelem var. Kendin ara. Metin! Metin! Duymaz ki şimdi kaloriferi sonuna kadar açmıştır. Bu yaşta çıkın bu telaş. Çıkın artık, çıkın. Tamam, çıkın. Tamam. Aslı kızım, ben gidiyorum. Görüşürüz baba, kusura bakma. Keşke boşanmasaydınız. Bu da nereden çıktı şimdi? Annem daha iyi bakardı sana. Bakardı, güldürme beni. Boşanmasaydık çoktan öbür dünyayı boylamıştın. Haksızlık etme, severdi seni. Kedinin yavrusunu sevdiği gibi. Öldürme pahasına. Neyse, sizin bileceğiniz işti zaten. Ah, akşam ben yokum. Ankara'ya bir röportaja gideceğim. Ertesi gün dönerim. Dikkatli ol. İyi yolculuklar. Sağ ol. Telefonla ararım seni. Geç kaldım, kusura bakma. Taksimetre çalışıyor. Aslı uyandıracaktı ama nerede? Bu sizi uyandırır. Akşam maçı seyrettiniz mi abi? Ben kaçırdım. Ne maçı? Milli maç. Tesadüfen kaçırdık. Müthiş maç olmuş ya. Tesadüf. Efendim? Tesadüf dedim.
Küf. Tesadüfler insan hayatında çok önemli, biliyor musun? Eğer iyisiyle karşılaşırsan yırtıyorsun. Kötüyse boku yiyorsun. Benim gibi. Estağfurullah. İnsan hayatta her şeye karşı çıkabilir. Bir şey yani. Ölüm. Ama ne yazık ki birçoğumuz doğal ölüm hakkını bile kullanamıyoruz bu dünyada. Gizli bir el birden tetiğe basıyor, pat! Ünlüysen sokak tabelası oluyorsun. Değilsen toprak. Kim yaptı, niçin yaptı meçhul. Ben gene de şanslı bir bok yemişim ki yatakta öleceğim. Ama hastane yatağında değil. Abi siz son günlerde böyle şeylere çok kafayı taktınız. Boş verin. Hayatın tadını çıkarın biraz. Yaşamak gibisi var mı abi? Dünyaya niçin geliyoruz? Bekle, hemen çıkacağım. Otele gideceğiz ona göre. Dün en son Azrail demişti. Cebrail. Sıkı çalış, geliyorum. Burada durmak yasak kardeş. İki dakika memur abi. İçeride müşterim var, şimdi çıkar. Hadi gazla kardeşim, hadi. Lütfen memur bey, Kemal Yılmaz'ı bekliyorum. Şimdi çıkar. İstersen başbakanı bekle. Burada durmak yasak. Ehliyet usan. Tamam abi, tamam. Soğuktan kıçı donmuş, hala ehliyet ruhsat diyor. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Biraz önce ne dedim ben? Ehliyet ruhsat çıkart. Yapma komiserim amirim. Abi evlenmek için para biriktiriyorum. Acı biraz abicim be. 3 kuruşluk kazancım var abi, onu da sen alma. Abi evleneceğim, para biriktiriyorum. Acı biraz abicim be. Abi sıcak çayın var termosta. Ha? Koy bir bardak, hadi koy. Cezadan vazgeçeceğim mi sanma? Canın sağ olsun. Bir tur at da amir görmesin, burada durmak yasak. Ama... Ya ne ama? Gelince bekler, ne olacak? Kemal Yılmaz ölmek üzere abi. Kim? Dağlarda bir kara kartal, kırmızı bir şimşek çakar gözlerinde. Özgürlük şarkıları göğe yükseldiğinde Kemal Yılmaz o işte. Nasıl? Ben yazdım. Onun gibi bir şair olmayı çok isterdim. Şiir sever misiniz? Soterlik yapma lan. Böyle yaparak cezadan kurtulacağını mı sanıyorsun? Tut şunu, tut, tut! Olmaz abi, Kemal Yılmaz bekliyor. Kırmızı da geçtin. Sarı yanıyordu. Renk görümüsün, bal gibi kırmızıydı. Ne olmuş yani? Herkes geçiyor. Susun lan! Ya takip etsene kardeşim, benim mahallemde kırmızı ışıkta geçmek var mı? Peki benim cezam ne olacak? Ya bir yakala, sonra düşünürüz. Bas gaza ya! Ulan herif yanımızda kırmızı ışıkta geçti ya. Alo.
Alo. Ha, 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 ha. Ne var? Ya ne kıyması kabar, takipteyim kadın, Allah Allah. Hanım eve kıyma istiyor. Bas kaza kardeş, bas bas. Silahını teslim ol! Polis vurdun! Polis vurdun! Polis vurdun! Polis vurdun! Başımız belada! Şoför gördü! Mahvolduk! Vur onu! Vur onu! Hemen! Vur. Sus ulan! Vur onu. Sus! Vur onu. Yakala şu taksiyi. Bok verdi sanki. Kırmızı ışıkta geçtiyse geçti, sana ne? Ha? Herkes geçiyor zaten. Ceza yazacaksın da ne olacak ha? Devlet zengin mi olacak? Ha? Cem. Ha! Ha! Takip ediyorlar abi, silahlı adam var. Buraya geliyor. Adam öldürdüler komiserim. Cinayet var. Bir dakika dur bakayım, sakin ol. Dur dur dur. Ne cinayeti? Kimsin sen? Gözümün önünden taradılar adamı. Bize polis vurdular. Nerede, kim? Arabada. Arabada cinayet mi işlendi? Evet. Hayır. Yani cinayet sokakta işlendi ama arabada bir polis var. Ne yapıyor polis arabada? Oturuyor. Şey yani bilmiyorum abi. Kimin arabasında? Benim. Lan ne saçmalıyorsun sen? Manyak mısın? Polis ölü ölü oturuyor abi arabada. Nerede bu araba? Dışarıda, az ileride. İyi, bir bakalım o zaman. Ben gelmiyorum abi, siz bakın. Oğlum sen sabah sabah kafa bulacak kimseyi bulamadın, geldin beni mi buldun? Tımarhanede mi kaçtın, deli misin sen? Yürü! Şurada ileride abi. İyi, bakalım o zaman. Doğrudur lan, ne oluyor? Arabam! Arabamı çalmışlar, buradaydı. Vallahi billah doğru söylüyorum komiserim, buradaydı arabam. Arabamı çalmışlar. Kocacığım, kocacığım, kocacığım. Nerelerdesin? Enişte, çok şükür bulduk seni. Sinir krizi geçiriyor. Şurada muayeneye gelmiştik. Kaçtı. Hastaneye yatıracaklar sandı. Doktoru arabada bekliyor. Anlarsınız ya, paranoyak. İyi ki günü be. İki saat bile kalmam burada. Lütfen Kemal Bey, artık şu tahlilleri hızlandırmamız gerek. Yatmadan olmaz. Bakın aksi takdirde hastanemiz hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Ne demek bu? Benim tahminime göre çok az ömrünüz kaldı. Artık hastaneye yatmanız gerekiyor. Siktir et doktor. Yazarken ölürüm daha iyi. Saçmalamayın lütfen. Burada da pekala yazabilirsiniz. Nereye gitti bu lanet herif? Metin! Metin!
Ulan eşek herif, hani beni unutmazdım ben. Doktor, siz bu soğukta beklemeyin. O gelir birazdan. Ben onu iyi tanırım. Metin! Metin! Sana it ol hiç. Hiç ol eşek. Söz verdiğin zamanında burada olacak. Neden bizi takip ettin? Abi ben hiçbir şey görmedim, duymadım, tamam mı? Bırak gideyim abi. Bizi neden takip ediyordun? Abi ben değil, polis takip ediyordu sizi. Arabayı sen kullanmıyor muydun? Evet ben? Abi ama o istedi takip etmemi. Neden? Kırmızı ışıkta geçtiniz. Bak gördün mü? Ben sana demiştim. Ne yani, bütün bunlar benim yüzümden mi? Susun lan, susun. Bakın benim Kemal Bey'i almam lazım. Otur. O kim? Kemal Yılmaz. Ünlü şair yazar, tanımıyor musunuz? Ne işin var senin onunla? Müşterim, 8 yıldır ben taşıyorum onu. Polis kimdi? Onu tanımıyorum. Arabanda ne arıyordu? Isınıyordu. Isınıyordu? Abi, polis çok üşümüştü. Isınmak için arabaya bindi. Sonra amiri görür diye hareket ettik. Sizi görünce de ceza kesmek için peşinize takıldı. Sen kimsin? Ben mi? Metin Kahraman. Taksi şoförüyüm. Sahi benim arabam nerede abi? Karakolda ne anlattın? Hiç. Hiç? Hiç. Abi, vallahi tesadüfen geldim. Kimseye bir şey söylemem, söz. Öldürülen polisten söz ettin mi? Yok abi, söyler miyim hiç? Deli miyim abi ben? Siz takip etmeseniz karakola da gitmezdim. Polisten çok korkarım ben abi. Kovalamasanız ne işin var orada? Lan söylemedin. Komiserle ne arıyordunuz caddede? Ne söylediğimi hatırlamıyorum abi. Hem ne söyleyebilirim ki? Sizi tanımıyorum ki abi ben. Değil mi? Yani ne diyebilirim ki? Yapma abi, illa ayağını öpeyim. Yapma abi, öldürme beni. Benden size bir zarar gelmez. Büyüğümsün abi, amirimsin. Ne istersen yaparım abi. Köpeğin olayım abi istersen. Neferin olayım abi, neferin olayım. Yapma. Silahlarla aran nasıl? İyi, iyi. Çok iyi abi. Askerde yeni çözcüydüm abi. Bu heriften bir bok olmaz şef. Gebert gitsin. Göreceğiz. Seç. Seç. Aferin. Silahlardan anlıyorsun. Kendi şansını kendin yarat. Bu heriften bir bok olmaz şef.
Hadi bas tetiği. Bire beş şansın var. Hı? Korkma. Basit. Ama bir şansın gitti. Hadi. Hadi, hadi. Şimdi üç kaldı. Korkma. Aferin. Bu bizim cinayet silahlarımızdan biri. Üzerinde şimdi yalnız senin parmak izin var. Bir falsonu görürsen bununla aynen polis. Anladın mı? Şimdi iki şansı kaldı. İyi kullanırsan hayatta kalırsın. Abi, benim Kemal Bey'i almam lazım. Gidebilir miyim? Sevdim bu çocuğu. Birkaç gün. Anlaştığımız gibi tahliller biter bitmez gider. Tamam, tamam. Artık biraz dinlen. Hastanede olduğumu kimseye söylemeyin sakın. Millet geberdiğimi zannedip akın eder. Madem kaldık bir işe yarasın bari. İki gün kafa dinleyelim. Öyle değil mi güzeller? Bir süre ziyaretçi yasak. Anlaşıldı mı? Bir tek kızına haber verin. Yanında kalmak isteyebilir. Şu geri kalan ömrüm kehanetlerinizden bahsetmeyin ona. Araştırın şu herifi. Sonra da diğer işleri halledin. Kilitleyin bir de. Bu seferki iş temiz olmadı. Tesadüf. Kötü tesadüf. Bu meslekte polis öldürmek akıllıca değildir, bilirsin. Polis olduğunu vurduktan sonra fark ettim. Oo, böyle hatalar yapmamalısın. Arkamdan at silahını dedi. Kafam bozuk, tamam. Polisi halledeceğim. Merak etmeyin. Taksi şoförü? Her ikisini de halledeceğim. Temiz iş olacak. Pırıl pırıl. Pazartesi günü Türkiye'ye iade ediliyor. Ortalık durulunca İsviçre. Tamam. Temiz. Bütün bilgiler burada. Söyle gelsin. Günün özeti böyle. Gelelim ayrıntılara. Ünlü iş adamı Mehmet Katoğlu bugün uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Bu sabah evinin önünde otomatik silahlarla taranan iş adamı bir süre önce şaibeli bir ihaleden dolayı sorguya çekilmişti.
bir mafya hesaplaşması ihtimali üzerinde durduklarını belirten emniyet müdürü, cinayetin muhtemelen kiralık katiller tarafından işlendiğini bildirdi. Beni merak ederler. Cumhurbaşkanlığı seçimleri başkentte tartışılırken siyaset meydanı Çankaya'ya çıkıyor. Perşembe akşamı siyaset meydanında gençler soracak, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yanıtlayacak. Trafik canavarı can almaya devam ediyor sevgili seyirciler. Bu gece hem otoyolunda bir taksi alev aldı, şoför Metin Kahraman feci şekilde yanarak can verdi. Tanımayacak halde olan şoförün kimliği, arabada kısmen yanmış olarak bulunan ehliyet, ruhsat ve taksinin plakası... Arabam mahvolmuş. Ölüm haberini alan nişanlısı Semiha sinir krizi geçirdi. Seni artık kimse merak etmez. Yarın cenaze törenim var. Kimi gömecekler? Seni, gerçekte yanındaki trafik polisi. Bir tabutta tek ceset. Ama aslında gömülen iki ceset. Nasıl? Bilmece gibi. Değil mi? Hı? Al. Sen artık busun. Tamam. Fazla sevenin yokmuş. Ne iş yapıyordun sen? Şoförüm.
Başka, başka. Şiir yazarım. Kurallarına göre yazıyorsun herhalde. Kafiyeli. Kurallı işleri severim ben. Ben hep kafiyeli yazarım. Bizim işte de bazı kurallar vardır. Mesela geride şahit bırakılmaz. Ama insan bazen kuralların dışına çıkabilmeli. Öyle değil mi? Yoksa hayat çekinmez. Ben bazen kafiyesiz de yazarım. Aferin. Bu kim? Nişanlı. Hmm. Bunlar da anan baban herhalde. Evet. Bu? Kemal Yılmaz. Şu meşhur şair. Hmm. Bu haliyle cenazene geldiğine göre önemsiyor seni. Benim hiç ünlü bir dostum olmadı. Başına sağ olsun. Gencecik çocuk ölmüş, benim başım sağ olacak ha. Herkes başının sağ olmasını istemez mi? Ben herkes değilim. Anladın mı? Herkes değilim ben. Değilim. Çok yaşa. Takma kafaya. Gerçekten tabutta olabilirdin. Şanslısın, yaşıyorsun. Benim gibi. Herkesin bir kötü günü vardır. Kuryelik yaparken tuzağa düştüm. Şef kurtarmasaydı şimdi ya mezardaydım ya da hapiste. Herkesin bir kötü günü vardır. Ama bugün senin iyi günün. Yeniden doğdun. Her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumu nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah rızası için El-Fatiha. Bana özenmen hoşuma gitti. Ama yanlış adam seçtim. O senin gibi değil.
herhangi biriyle kavga ettiğini bile sanmıyorum. Tiner ne girdi? Bilmez. Hapishanenin sahibinin önünden bile geçmemiştir. Hiç dayak yememiştir. Hiç vurulmamıştır. Hele ırzına hiç geçilmemiştir. Oyuncağını kırat hemen. Oyunu biz kurar, biz oynatırız. Sen değil! Siktir! Oyun nasıl oynanır göreceğiz. İçin daha uygun. Evet okudum. Canım beğenmesem önerir miyim? Tamam gelirim. Bilmiyorum. Gelirim dedim işte. Hadi bay. Pardon baba. Gazete işte bilirsin. Hayrola? Ne yapıyorsun burada? Şiir yazıyorum. Daha romantik bir yer bulamadın mı? Sadece tahlil içinde hani. Niye yatırdılar? Alo. Evet. Ne toplantısı? Biraz geciktirin. Şimdi gelemem. Ya sana ne? Neredeysem neredeyim? Gelirim biraz sonra. Görüşürüz. Pardon baba. Ne diyordun? Baba, istersen yanında kalabilirim. Gerek yok kızım. Her zamanki durum işte. Birkaç gün içinde çıkacağım zaten. Telefonun çalıyor. Biliyorum. Benim burada olduğumu kimseye söylemeyeyim. Metin öldü biliyor musun? Metin kim? Ben o beni taşıyan taksi şoförü. Çok üzüldüm. Çok yazık. Gencecik çocuktu. Nişanlıydı da. Neydi kızın adı? Semiha. Nasıl olmuş peki? Trafik canavarı. Vah vah. Canavarlarımız Azrail'i erken emekli etti. Terör, trafik, enflasyon. Şimdi bir de inşaat canavarı. Hepsi o kadar iyi çalışıyor ki millet Azrail'i mumla arar oldu. Aç şu telefonu, şimdi kalkıp oynayacağım ben. Evet. Yetişemem. Bilmiyorum. Bir süre beni aramayın artık. Aslı, içinin başına dön kızım. Benim bir şeyim yok. Ben iyiyim. Geçen defa kaldın da ne oldu sanki? Hiç. Aynı şeyler işte. Pekala. Bana ihtiyacın olursa ara lütfen. Hı? Hı. Evet. Tamam. İhtiyacın olursa ara lütfen. Ana sıkılıklı. Ne yapacaksın bu taksiciyi? Hep bizle mi kalacak? Hey! Ne düşünüyorsun? Kapa çeneni! Thank you.
Böyle çok iyi. Ulan bana üç kağıt mı açtın? Tamam, tamam. Hayrola Kemal Bey? Tuvaleti. Tuvalet odanızda ya. Aa. Şurası size uygun. Biz 30 saniye içinde yanınızdayız. Saat 10 ile 11 arası iyi. Gideceğimiz yön şurası. Trafik o saatte rahat. Ne lan bu halin? Sabaha kadar 31 mi çektin? Heyecandan uyuyamadım şef. İlk işte olur böyle şeyler. Git hazırlan çabuk. Sana ne oldu lan? Ay hatırlamıyor musun? Çocukların yanında konuşturma şimdi beni. Bütün gece üstümdeydin ayol. Konuşup durma öyle marifetmiş gibi. Git giyin. Yut. Yut cesaret verir. 1113 nolu oda. Unutma. 1113. Kimi vuracağım? Hepsini. Odada kim varsa hepsini. Şahit bırakmak yok. Kuralları biliyorsun. Saatleri ayarlayın. 10. Hayatı çok ciddiye alma. Fazla düşünme. Fazla konuşma. Tadını çıkar. Hadi bakayım bir prova. Hadi hadi. Aferin çocuğum, aferin. Saatini ayarla. Tamam, tamam, hadi. Yavaş biraz. Nereye gidiyoruz?
Gitar çalmaya. Metin, seni mi gönderdiler beni karşılamaya? Siz ne arıyorsunuz burada? Biletim nereye kesildi? Cennete mi, cehenneme mi? Bu odanın numarası kaç? 1113. Ne yapıyorsunuz burada? Metin, sen... Çabuk söyle. Ben mi senin dünyana geldim yoksa sen mi bu dünyaya geri döndün? Siz neden bu odadasınız? Ulan biz hangi dünyadayız? Sen önce onu söyle. Bu dünyada? Hangi? Ya ikimiz de bir yere gitmedik. Buradayız işte. Ulan cücem bak. Madem bir yere gitmedin de beni niye bıraktın bu hastanede? Kafayı niye kazıttın? Yeni moda mı bu? Elindeki ne öyle? Tabanca. Görüyorum da ne yapıyorsun onunla? Sayılır. Efendim. Seni istiyorlar. Alo. Ne bekliyorsun? Şef, burada Kemal Yılmaz var. Bir yanlışlık olmasın. Yalnız mı? Evet. Senin için daha iyi bak. Bir kişiyi vurmak 3-5 kişiyi vurmaktan kolaydır. Öldür onu. Ya yapamam. Pencereye yaklaş. Bulunduğun yerden kıpırdama sakın. Ama şef nasıl olur? Oyunu bozma. Biz de çalışmayı kendin istedin. Evet. Ama Kemal Yılmaz ne yaptı ki size? Hiç. Hiçbir şey yapmadı. Hiç. Peki neden? Bilmem. Benim de ilk işim böyle bir şeydi. Nedenini hiç sormadım. Sorsaydım belki söylerlerdi. Ama sen madem sordun, güvenimi kazanacaksın bir. Hayran olduğun insanı öldürmek zordu. O çok ünlü. Sen de ünleneceksin. Bu iki. Üçüncüsü yaşamaya devam edeceksin. Daha ne istiyorsun geri? Öldür onu. Sen vurmazsan başkası vuracak. Ne korkuyorsun? Vur gitsin. Yoksa ben seni geberteceğim. Affedersiniz Kemal Bey, sizi öldürmem lazım. Tamam şimdi, gazla. Öldür o zaman. Hadi durma, ateş et. Şaka yapmıyorum, bu adamları tanımıyorsunuz. Peki neden sana yaptırıyorlar? Çok karışık. Beni deniyorlar. Ne demek yani? Beni ben olduğum için öldürmüyorlar, öyle mi? Kemal Yılmaz'ın onlar için hiçbir önemi yok yani. Üzgünüm ama sizi tanımıyorlar bile. Sen ne boktan bir oyunun içindesin böyle? Sormayın. Seni de yaşatmazlar. Biz tam zamanında geldik. Nerede bunlar? Yürü be kardeşim, yürü be. Ne bekliyorsun be? Durun be, bir dakika durun be. Yok abicim, bu memleket yaşanmaz hale geldi. Ben bir tur atıp geliyorum, yoksa başımız belaya girecek.
Hadi karar ver artık. Neden ateş ettin ona? Sana ne lan orospu? Buradan çıkmamız lazım. Ne yapıyorsunuz? Polisi arıyorum. Polis yok. Polis olmaz. Adam korkudan ne desen yapıyor. Neden öldürmek istiyorsun? Daha önce vur onu diye bar bar bağırıyordun. Ne oldu birden ha? Polis olmaz. Buradan hemen çıkmamız lazım. Ya kalk üstümden de çıkalım kalk. Vay pezevenk vurmamış. Oyunu bozan götü borazan. Olun, binanın önündeyiz. Çabuk kaçıyor puşt. Yakala şunları. Heriften bir bok olmaz demiştim ben. Sus ulan sus! İşimiz değer. Harika. Aynı filmlerde olduğu gibi. Nasıl bulaştın bu işe? Tesadüf. Küf. Küf değil abi, tesadüf. İyi ya, ben de küf dedim işte. Küf, tüf, küf, zülüf. Başka kafiye bulamadım. Sen bulabildin mi? Tesadüf. Kötüsüyle karşılaşınca boku yedin değil mi? Aslanım, babanız hastaneden kaçtı. Çok şaşırmadım. Şey, araba kullanması nasıldır? Neden sordunuz? Benim arabamı almış da. Bildiğim kadarıyla ehliyeti yok. Demek siz araba kullanıyordunuz. 30 senedir ilk defa direksiyon başına geçiyorum. Polis niye yok? Daha önce cinayetlerde kullanılmış bir silahın üzerine parmak izlerimi aldılar. Eğer sorun çıkarırsam polise verecekler. Senin yanındaki silah da öyledir. Üstelik sen ölüsün de. Vay. Bir ölüye cinayet işletiyorlar. Sonra da olay yerinde elinde silah vuruyorlar. Müthiş. Böylece faili meçhul birçok cinayetin faili ölü olarak ele geçirilmiş oluyor. Korkunç bir oyun. Adın ne? Metin. Yeni adın. Yani sana bir de kimlik vermişlerdir herhalde. Ha, Emin Nişancı. Tamam. Başlık şöyle. Şu 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 cinayetlerin faili bulundu. Emin Nişancı. Lanet olsun ona. Böylece dosyalar üzerlerine kara bir örtü örtülerek aydınlatılmış oluyor. Vay be. Bir de bizde polisiye roman yazılmaz diye yakınırız. Ulan bizim hayatımız polisiye romanında ne acet? Doğrusu merak ettim şunları. Acaba öldürdükleri arasında bizimkilerden kimse var mı? Sizinkiler mi? Becerip beni öldürebilseydin şimdilik sonuncusu ben olacaktım. Geliyorlar.
Atlattık. Ananın örekesine bile girsen bulacağım seni. Atlattık. Atlattık. Kurtuldum artık. Hemen sevinme. Beni bulamazlar artık. Estetik yaptırırım. Tipimi değiştiririm. Kimliğimi değiştiririm. Semiha'yı alıp Pisa'na bile giderim. Burada bok yoluna gitmektense kutuplarda yaşarım. Evet. Tabii. Hemen. Geri dön. Demek öyle. Ne oldu? Yoruldum. Biraz da sen direksiyona geç. Oldukça hareketli günler geçirmiş. Semiha'yı annenleri arayabildin mi? Fırsatım olmadı. Fırsatın olursa ara da rahatlasın zavallılar. Trafik polisini aramaya başladılar. Halledeceğim. Bana sürekli aynı şeyleri söyleme. Söyleme! 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 Söyleme. Şoförün sığındığı karakoldaki komiser devrede. Eğer onun izini bulurlarsa mezarı açarlar. Anladın mı? Polis cinayetlerini faili meçhul bakmazlar. Hiçbirinin faili meçhul kalmayacak. Merak etmeyin. Merak eden kim? Oyunu kuralına göre oynamanı istiyorum hepsi o kadar. Hadi. Şimdi gir. Her şeyi temizle. Aksi takdirde tanımam seni. Kapı çalıyor. Sevda Demirel, paylaşacağım özel bir program yapmayı ihmal etme. Açsana. Sen açsana. Aşkımdan kaçmışım. Ya baksana şu kapıya. Sen bak. Nerede o it? Ya bir dakika, kimsiniz? Ne oluyorsunuz? Oturdum. Sizi aradı mı lan o it? İt mi? Hangi it? Kim olacak Metin? Metin? Hangi Metin? Ulan benimle kafa bulma. Oğlun Metin. Ama o öldü. Sektör. Vallahi billahi öldü. Kendi ellerimizle gömdük. Bunların bir boktan haberi yok. Bağlayın. Bağlayın da işimizi bozmasınlar. Onlar için sonuç nasılsa değişmeyecek. Metin öyle ya da böyle gebermiş olacak. Kalbi boş olan seksi sanatçının dağda da yalnız olması dikkat çekiciydir. Evine resim olmadığı sürece hiç kimse benim sevgilimdir. Resmi söz veriyorum, eğer bir kez sevgilim olsa el ele karşıda çıkıyor. Siz de aşk konularında Seren'i daha fazla sıkıştı. Senin yanında tatlı. Ayrıntılı bir... Tekniğin taktiğin önüne geç. Thank you.
Kemal Bey. Bu ne güzel sürpriz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Odam boş mu? Biraz çalışacağım da. Asistanım Metin. Memnun oldum efendim. Hoş geldiniz. 506 numaraydı değil mi? Evet. Bir bakayım. Tabii ki boş. Evet, otel boş zaten. Hafta içi malum. Merhaba. Sigorta şirketinden geliyoruz. Nişanlınızla ilgili birkaç soru soracağız. Onu en son ne zaman gördünüz? Kazadan önceki gece beraberdik. Tamam, tamam. Tamam canım. Sakin ol. Yazar bir müşterisi varmış. Bize onu bulabilir misin? Ha? Evindedir. Telefon ettik, yok. Hastanededir. Bugün ayrılmış. Kızı bilir. Rica etsem öğrenir misin? Ha? Dosyayı bugün kapatmamız gerekiyor da. Aslı kızım. Baba, neredesin? Her zamanki yerimde, otelde. İyi misin? Seni çok merak ettim. Domuz gibiyim. Doktorun seni arıyor. Arabanızı yarın tamir ettirip getirecekmiş de sabaha kadar uyuyamasın hıyar. Yakında sana bomba gibi bir haberim olacak. Ne haberi? Seni Türkiye'nin en meşhur gazetecisi yapacak türden bir haber. Bekle, bekle. Hadi eyvallah, görüşürüz. Görüşürüz. Benim? Ben Metin'in nişanlısı Semiha. Hangi Metin? Babanızı taşıyan şoför, taksi şoförü. Aa evet, başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Sizler sağ olun. Ben aslında babanızı arıyordum. İstanbul dışında. Dur telefonunu vereyim. Babam kahroldu. Çok severdi Metin'i. Evet. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ne kadardır nişanlıydınız? 2 yıl. Ne üzülüyorsun o zaman? Müthiş biri değil mi? Kız hiç yatmadın mı onunla? Alo? Alo, Semiha ile görüşebilir miyim? Benim? Semiha, ben Metin. Alo? Semiha? Alo? Alo? Nasıl yani? Allah Allah, hastaneye götürün hemen. Kimler? Nasıl birileri? Kız zayıf ve kumral mı? Eyvah. Yok bir şey, arkadaşıyım ben, arkadaşı. Tamam, iyi günler. Kimsiniz? Ne? Neresi? Pardon, yanlış oldu. Kafayı şarkıcı Cihan'a takınca kahkaha tufanı koptu. Hafta içinde yeni... Mesele nedir? İn aşağı. Lekelerin türünü tespit ediyor ve her bir... Kararın oy birliğiyle alındığınız. Bunlar ise sıradan bir şampuanla yıkandı. Fark. Bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Fenerbahçe As Başkanı... Sonu... Semiha'ya gitmişler. Endişelenme. Hiçbir şeyden haberi yok zavallıcığım. Bırakırlar peşini. Annenle baban? Telefon cevap vermiyor. Merak etme, onlara da bir şey olmaz. Daha sonra ararsın. Allah'ım nedir bu başıma gelen?
En güzel şiirlerimi yazdığım oda. Burası bana huzur veriyor. Artık rahatça ölebilirim. Kemal Bey. İyi misiniz? Kemal Bey. İyi misiniz? Kemal Bey, iyi misiniz? Kemal Bey. Kemal Bey! Kemal Bey! Kemal Bey! Kemal Bey! Haklıymışsın. Benim karşımda Azrail bile korkuyor, baksana. Azrail'iniz ben değilim Kemal Bey. Fazla oluyordun ama. Ne yapsaydım yani? Biraz zaman kazanmak istedim. Bu işe nasıl kötü bir tesadüfle girdiysem iyi bir tesadüfle de çıkabilirim belki diye düşündüm. Sizi öldürtmek isteyeceklerini nereden bileyim ben? Tanımadığım biri olsaydım vurur muydun? Bilmiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Her insan gibi yaşlanıp yatağımda ölmek istiyorum. Bu bok düzen izin vermiyor ama, değil mi? Hepimiz bir bataklığın içinde nefes almaya çalışıyoruz. Bizi daha fazla içine çekmesin diye debelenip duruyoruz. Ama bataklığı kurutmak kimsenin aklına gelmiyor. Belki de işine gelmiyor, kim bilir. Bataklıkta beslenmeye o kadar çok alıştık ki. Semiha'ya bir şey yaparlar mı acaba? Babamdan korkar mıydın? Küçükken evet. Şimdi? Umursamıyorum şimdi. Yaşamaktan başka hiçbir şeyi umursamıyorsun zaten. Ben öyle duygusuz biri değilim. Nesin peki? Ben korkuyorum. Hepimiz bir şeylerden korkarız. Bu çevrende olup bitenlere kulak tıkaman anlamına gelmez ki. Bendeki başka bir şey. Ben öğretmenden de korkardım mesela. Küçükken de babamdan korkardım. Askerdeyken komutanı görünce dizlerimin bağı çözülürdü. Hala resmi kıyafetli birini görünce yolumu değiştiriyorum. Polis gibi. İşten de sırf patron korkusundan ayrıldım. Şimdi de Azrail'den korkuyorum. Kurumsal otorite korkusu. Ne? Neyin nesi? Boş ver. Belki de asıl sorunumuz bu korku. Hadi biraz dışarı çıkalım. Sen hiç babana küfrettin mi? Nasıl yani? Ben babana, seni korkutanlara falan. Hadi oradan hıyar dedim mi hiç? Niye olmasın? Küfür güzel şeydir. Şehir gibidir, hayatın içindendir. Hani hödük dedim mi rahatlarsın. Bir başladın mı küfre, özgürlüğe yelken açtığını bekler. Ben küfürden hoşlanmam. Kibarlık etme, dök için hadi. Ya şey, bazen trafikte. Tamam. Çok iyi. Hadi senin okkalı bir küfür savur bana. Hadi. Hadi. Ben senin babanım, anladın mı? Anladın mı? Benim dediğim olacak, anladın mı taş kafa? İtaat et, itaat. Ben ne dersem olacak, tamam mı? Hadi. Hadi şimdi savur bir küfür. Hadi bir şey de. Saçmalama ulan, bunak de. Bağır hadi. Bağırsana evladım, dilini mi yuttun? Bir kere küçükken ayakkabılarım ıslanmıştı. Bağırdı bana. Benim sandalyeye çıkardı. Küçücük ayaklarımı sıktı. Sonra sopayla vurdu. Sen ne yaptın? Saçlarına yapıştım. Sonra? O ıslak ayaklarıma vurdukça ben sandalyeden düşmemek için saçlarına tutunuyordum. Sonra birden gülmeye başladı. Nasıl yani? Ne bileyim. Güldü işte. Ya o da korktu. Bu kadar basit. Çünkü senden önce babası da onu korkutmuştu. O an seninle sahip olduğu tek şeyi paylaştı. İçindeki korkuyu. İyi bok yedi! Ha şöyle. Patlat hadi bir tane daha okkalısından. Rahatla.
Rahatla biraz. Korkunun esiri olma. Herkesi ona esir ettiler. Neden, ne istiyorlar? Karanlık, karanlığı. Çünkü o karanlığın içinde Mercedesler görünmeden yol alabiliyor. Karanlık her şeyi gizliyor. Hep böyle mi olacak? Bu heriften bir bok olmayacağı ta başından belliydi. Babam devamlı sürgün edildi. Anadolu'da ayak basmadığımız yer kalmadı. Memleket sevgisini o zaman öğrendim. Küçükken bir pamuk işçisiyle tanışmıştım. Bana adamın eti yenmez, lafı yenir dedi bir konuşmada. Belki de o gün bilmeden bir kalem verdi elime ve yazdı. İnsanın eti önemli değildir, sözleri önemlidir. O günden beri yazıyorum. Sözcüklerle oyun oynuyor, dans ediyor. Kalemimi kırmam için çok baskı gördüm. Hapishaneler, hücreler, tehditler. Sökmeyince ağzımı altınla doldurmak istediler, kustum. Şeytan ölümsüzlüğü teklif etseydi yetki alanını sorgulardı. Şu beni öldüreceğin silahı bir göreyim bakayım ne menem şeydir. Dikkat edin. Silahı askerde bıraktığını sanıyordum. Bu mecburiyetten. Nasıl nişan alınıyor bununla? Bu tetik değil mi? Basınca ateşliyor. Evet ama önce emniyeti açmanız lazım. Ne yapıyorsunuz? Emniyeti açtım. Çıldırdınız mı Kemal Bey? Fazla gecikmeden gazla şimdi. Silah bende kalacak. Az sonra burada olurlar. Git hadi. Bizi nasıl bulacaklar ki? Yoksa siz mi? Eğer azıcık zekilerse ki öyle görünüyor. Birazdan burada olurlar. Neden? İkimizi de öldürecekler. Seni değil. Birkaç gün gecikmeyle de olsa beni buraya getirdin işte. İşim bitti, gidebilirsin. Gazla. Bak Metin. Bu beklediğin iyi tesadüf. Kullan onu yoksa boku yersin. Affedersiniz. Gazeteden geliyorum. Kemal Yılmaz'a bir evrak getirdim. Telefon edebilir miyim acaba? Şu telefonu kullanabilirsiniz. Şey... Oda numarası kaçtı? 506. Evet, 506. Kemal Bey, evet benim. Aşağıdayım efendim. Getirdim. Odanıza mı çıkayım? Peki efendim, birazdan yanınızdayım. Sizi hiç anlayamıyorum. Neden? Ayağıma kadar gelmiş fırsatı tepeceğimi mi sanıyorsun salak? Ünlü ünsüz yüzlerce insanın katilini merak ediyorum. Belki bunlar birkaçını biliyorlardır. Özellikle de bizimkilerden. Ben nasıl olsa yolcuyum. Gider ayak birkaçını öğrenirsem gözüm arkada kalmaz. Yapmayın Kemal Bey. Koskoca devlet merak etmiyor böyle şeyleri. Size ne oluyor ya?
Kimin ne merak ettiği umurumda değil, anladın mı? Dostlarımın öldürülmesine seyirci kalıp gözyaşı dökmekten bıktım artık. Anladın mı Metin, bıktım. Bas git. Şaka değil bu, bas git. Çıldırdı. Merak etti, herkes çıldırdı valla. Ne haliniz varsa görün. Beni bulaştırmayın da ne yaparsanız yapın. Bakın benim bir nişanlım var. Çeyiz hazır. Yakında evleneceğiz. Bakmak zorunda olduğum annem babam var. Ödenecek senetlerim var. Arabam da yandı. Senetler protesto olacak. Tamam, bütün bunların sorumlusu benim. Ama benim ne suçum var, öyle değil mi? Ben sıradan bir vatandaşım. Sanattan anlamam, politikadan anlamam. Allah kahretsin, böyle yetiştirildik işte. Şiiri bile aşık olduğum için yazıyorum. O da sizin sayenizde zaten. Beni affedin. Allah yardımcınız olsun. Siz kimin hesabına çalışıyorsunuz, kimleri öldürdünüz? Size hiç yakıştıramadım. Silah, ha? Mesela bu. Dosyası da çok kabarık. En son bir iş adamını götürdü. Şimdi de size yol gösterecek. Bakalım camideki kadar cesur olabilecek misiniz? Onu bırakın. Sen sus! Sus ulan! Madara ettin beni. Ben demiştim. Öldür onu. Yapamam. Yaparsın, yaparsın. Çok kolay. Ben bu heriften bir bok olmaz demiştim. Evet. Sen demiştin. Duydum. Biliyorum, sen demiştin. Sen haklı çıktın, ben de kaybettim ha? Daha oyun bitmedi geri! Rezil ettin beni, itibarımı sıfır ettin. Sıfır! Ama her şeyi halledeceksin şimdi, değil mi? Tertemiz, pırıl pırıl. Öldür onu! Bak, en son iki şansın kalmıştı. Hatırladın mı? Birini hastanede harcadın. Bu son. Kullandın, kullandın. Yoksa... Hadi! Ulan benim adım Kemal ulan! Kemal! Beni öyle pis bir oyunla öldüremezsin. Cesaretin varsa kendin sık pezemek. Anlayınca bana hesap vereceksin. Söyle ulan, kimin adamısın sen ulan? Söyle, kimin hesabına çalışıyorsun? Söyle! Üçe kadar sayacağım. Bir. İki. Bak. Bugüne kadar hiç kaybetmedim. Deli etme adamı. Vur şunu. Sen de kurtul, ben de. Vur lan vur! Korkak, korkak pezemek! Yeter be! Yeter artık, yeter! Thank you.
yaptığını biliyordum onunla orospu. Sen babanı bile korumazsın. Bunu niye koruyacaksın? Yatakta iyi nişancıydı. Değil mi? Öldür onu. Merkez. Olay mahalline ulaştık. Emirlerinizi bekliyoruz. Anlaşıldı ama. Metin. Şşş. Yormayın kendinizi. Hangi dünyadayız biz? Burada yaşadığımız dünyada. Doğru. Ne yaptın ulan salak? Artık hiçbir bok öğrenemeyeceğiz. Yine hiçbir şey. İt ol git. Memur bey, bu adamın elleri niye kelepçeli? Cinayet zanlısı. O kimseyi öldürmedi ki. Hepsini ben öldürdüm. Hayır, ben öldürdüm. Hayır, ben öldürdüm. Hayır, ben. Sen değil ulan, ben. Asil. Ne? Asil. En son Cebrail demiştiniz ya. Asil. Adil. Meçhul. Meçhul. Uyumadı ama kabul. Peki. Acil. Azrail. Azrail demiştin, başka bir şey bu. Kamil. İyiyim. Onu ben demiştim, başka bir şey bu. Kadar